mutlu akşamlar. 15 Şubat günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ziyaretinin ikinci gününde iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Erdoğan, iki ülkenin ekonomik açıdan birbirini tamamladığını söyledi. Hedef, ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını sürdürüyor. Ziyaretin ilk gününde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 anlaşmaya imza atılmıştı. Son 10 yıldır gergin olan ilişkilerde yeni dönem başladı. Erdoğan temaslarına ikinci günde de devam etti. İş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin ekonomik açıdan birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu vurguladı. Hedeflerini açıkladı. Şimdiki ortak hedefimiz, İkili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur. Erdoğan, Abu Dhabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geçti. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'la görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai Expo'yu yeni bir geleceğe hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum. Evet, dünya günlerdir deyim yerindeyse her an Rusya ve Ukrayna arasında yaşanabilecek sıcak bir çatışmanın nefesini ensesinde hissediyor. İddiaların odaklandığı tarih ise 16 Şubat. Rusya ise işgal iddialarına ilişkin bilgi terörü nitelemesini yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de 16 Şubat'ı birlik günü ilan etti. На енергетичному обмежують постачання газу. Tansiyon tüm diplomatik çabalara rağmen düşürülemiyor. Rusya-Ukrayna hattında gerilim en üst seviyede. Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime odaklandı. Bölgede her geçen dakika yeni bir açıklamayla tansiyon tavan yapıyor. Askerler elleri tetikte bir karar gelmesini bekliyor. ABD geçtiğimiz günlerde Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edeceğini açıklamıştı. Cuma gününden bu yana diplomasi trafiği artarak sürdü. Rus tarafı ise gerilimin çözümü için anlaşma şanslarının olduğunu söylüyor. Ancak buna rağmen sınırdaki askerlerini çoğaltıyor. Bunun nedeninin ise işgal olmadığını, tatbikat amaçlı olduğunu belirtiyor. Şu anda Belarus'tan Karadeniz kıyısındaki Kırım'a kadar birçok noktada Rus askerlerinin sayısı 100 bini aşıyor. Rus parlamentosunun alt kanadındansa dikkat çeken bir karar geldi. Parlamentonun alt kanadı Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınmasını önerdi. Не имело, повторяю еще раз, никакого личного измерения. Вопрос только... İddialar Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeydi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bunun üzerine bir kararname yayınladı. 16 Şubat'ın birlik günü olduğunu ve Ukraynalıları bayrak sallamaya, milli marş söylemeye çağırdı. Та внутрішні виклики, які вимагають від мене... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörüdür, dedi. Подготовил государственный департамент относительно того, что вы назвали.
NATO ülkeleri de kritik tarih 16 Şubat'ta bir araya geliyor. Toplantıda savunma bakanları Rusya ile Batı arasında artan gerilimin ardından Avrupa'nın doğusunda ve güneydoğusunda ittifakın askeri varlığını artırmayı görüşecek. Sayın seyirciler, İsrail ile normalleşmenin en büyük adım atılıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 Mart tarihlerinde Türkiye'ye geliyor. Türkiye bu ziyaretten önce İsrail'e özel temsilcilerini gönderecek. Türkiye İsrail arasında buzlar eriyor. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye 9 Mart'ta geliyor. Türkiye Orta Doğu'da normalleşme adımlarını hızlandırmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Türkiye'ye davet etmişti. Normalleşmenin en büyük adımı olan ziyaretin tarihi netleşti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Bu arada ziyaret öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal da Filistin ve İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 2 gün sürecek ziyarette heyet Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrailli yetkililerle görüşecek. Evet, elektrik faturası çıkışıyla gündemdeki sıcaklığını koruyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kararı faturasını ödeyemeyen vatandaşların acısını geniş kitlelere duyurmak için aldığını belirtti. Ev sahipliğini yaptığı muhalefet liderleri zirvesi de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım. O nedenle ödemeyeceğim dedim ve ödemeyeceğim de zaten. O kararı neden aldığını açıkladı. Elektriği kesilsin sözlerine böyle tepki gösterdi. Hemen dediler efendim elektriği derhal kesin, Kılıçdaroğlu donsun. Siz beni donmakta mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam. Sizin feriştahınız gelse ben mücadele ederim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde tepki çeken elektrik faturaları vardı. Mahir Ünal böyle diyor. Bu devlete bağlıdır. Arkasından da şunu söylüyor. Elektrik zamlarını devlet yapmadı. Aslında söylediği doğru. Devlet değil, devleti yöneten iktidar yaptı zamları. Yani AK Parti yaptı. Kim yapacak başka zamları? Ben mi yapacağım? Vatandaş mı yapacak bu zamları? Devlet Bahçeli'ye kandil göndermesi yaptı. Demiş ki örgütlerine, Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin. Gönderdi de çok güzel kandiller gelmiş. Teşekkür ederim il başkanlarına tabii. Teşekkür ederim. Onları partinin müzesine koyacağım. Elektrik zamlarını savunan Devlet Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller diye onları göstereceğim orada. Ev sahipliğini yaptığı 6 muhalefet partisi liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması da Kılıçdaroğlu'nun gündem başlıkları arasındaydı. Panik içindeler biliyorum. Korkuyorlar biliyorum. 28 Şubat günü saat 13.30'da 6 lider buluşacağız. Beraber buluşacağız. Demokrasiyi inşa edeceğiz güçlendirilmiş parlamenter sistemle. Evet, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Geçelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye. Bahçeli, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına son şeklini vermek üzere toplanan 6 muhalefet partisi liderini yaylım ateşine tuttu. HDP'nin yuvarlak masa toplantısının gizli ortağı olduğunu belirtti. Mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanmasının tesadüfi olmadığını söyledi. Şimdi yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Kare olsaydı 4 ayağı olurdu. Ama yuvarlak masa olunca ayak 1. O da gizli ayak. Yani HDP. O toplantıyla ilgili ilk kez konuştu. Muhalefet liderlerini topa tuttu. Çünkü Zillet İttifakı bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır. Ez cümle Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. 6 muhalefet partisi lideri hafta sonu Ankara'da bir araya gelmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına son şeklini vermişti. O buluşma Bahçeli'nin gündemindeydi. Ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur. Zillet İttifakı
şunu aklından çıkarmasın. Erteye kalan sona kalır. Sona kalan dona kalır. Bunlara ne söylesek yararsız ve sonuçsuzdur. Çünkü kimine sivrisinek saz, kimine de davul zurna azdır. Ortak açıklamada belirtilen Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları ifadesine bir karikatürle cevap verdi. Bunların normları hangileri? Avrupa Konseyi, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin normu aynı. Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan. Son günlerde halkın tepkisine neden olan elektrik faturaları ile ilgili de konuştu Bahçeli. Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemem çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Önemli konular masada olacak. Gündemdeki önemli başlıklardan biri ekonomi. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bir diğer gündem başlığı Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi adına Türkiye'nin yürüttüğü temaslar görüşülecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Ermenistan'la özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika ele alınacak. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabine toplantısında görüşülecek. Koronavirüs salgınına yönelik adımlar ve aşılamadaki son durum da masada olacak. Değerli izleyenler, eczanelerde yaşanan ilaç tedariki sorununu aylardır ekranlara taşıyoruz. Bu sorunun Şubat zammından sonra çözülmesi bekleniyordu. Peki zam oranı ne kadar açıklandı? Detaylar haberimizde, izleyelim. Türk Eczacılar Birliği ilaç fiyatlarına %37 zam geldiğini açıkladı. İlaçların güncel fiyatlı satışı 19 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Bizim hep söylediğimiz bu konuda şuydu. Yılda bir kere bu uygulamayı, güncellemeyi yapmak yerine senede 3-4 defaya bölmek, böylece vatandaşın 6 aydır çektiğimiz ilaç temindeki sıkıntıyı yaşamamak. Eczanelerde yaşanan ilaç krizi uzun süredir devam ediyor. Yüzlerce çeşit ilaç piyasada bulunamıyor. Bu sebeple hastalar muadil ilaçlara yöneliyor. Beklenti Şubat ayındaki zamla birlikte tedarik sorununun çözülmesiydi. Avro kuru bazıyla çalışan ithal ilaç firmalarının beklediği zam haberi geldi. Tüm ilaç gruplarında fiyat artışı %37 oldu. Bu tarihten itibaren yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde ancak temininde sıkıntı olan, piyasada olmayan ilaçların yavaş yavaş eczanelerimize gönderilmeye başlayacağını öngörüyoruz. Yeni güncelleme Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı ilaçlara doğrudan yansıyacak. Eczaneler fiyatlarını 19 Şubat'tan önce artırmayacak. İlaç sektöründe baz alınan kura göre 1 avronun değeri 4 lira 50 kuruştan 6 lira 20 kuruşa yükseldi. Pek çok eczacı odası bu oranın güncel kura göre yetersiz kalacağı görüşünde. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yeniden ilaç tedarik zincirinde sıkıntı yaşanacağı tahminler arasında. Zaman içerisinde de bu sürecin ne kadar süre için bir tedavi olacağını, ne kadar süreyle alakalı temin tedarik zincirinin devam edeceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz.
Öte yandan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, eczanelerin ekonomik durumunu da değerlendirdi. Pek çok eczanenin maliyetler sebebiyle gizli iflasla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şu anki konjonktürde, ekonomik konjonktürde de eczanelerimiz ayakta kalma savaşı veriyor. Evet, ilaçlardan sonra medikal ürünlere bakalım. Medikal ürünlerde desteğin artırılmasına yönelik karar resmi gazetede yayınlandı. Medikal İşletmeciler Derneği Başkanı Vefa Türksever genel olarak verilen destekten memnun olduklarını söyledi. Ancak bazı ürünlerde destek yetersiz kaldı. Sağlık uygulama tebliğinde yeni fiyat tarifesine geçildi. Medikal ürünlerde hasta desteği iyileştirildi, ödemeler artırıldı. Genel anlamda beklentimizi karşılayan bir artış oldu. Ortalama %35 ile %70 arasında ürününe göre artışlar sağlandı. Medikal ürünlerdeki fiyat artışları uzun süredir hastaların belini büküyordu. Döviz kurundaki artışla başlayan zam süreci, bazı üretici firmaların fırsatçılığıyla birleşmiş ve tablo hasta yakınları açısından kötüleşmişti. Bütün bu etkenler dikkate alınarak medikal ürünlerdeki destek %35 ile %70 arasında artırıldı. Yapılan zam oranı genel itibariyle tatmin edici. Örneğin solunum cihazlarında çok ciddi artışlar oldu. Açıkçası hani bunu biz de beklemiyorduk bu kadarını. Meme kanseri olan kadınların kullandığı protezlerde de ciddi bir iyileştirme yapıldı. Hastalara verilen destek %65 artırıldı. Eski rakam ortalama hatırladığım kadarıyla 440 liraydı. Şu an KDV daha 710 lira gibi rakam ödüyor. Bu çok ciddi bir artış. Yoğun bakımdan çıkan hastaların olmazsa olmaz ihtiyacı ise suni nefes desteği sağlayan ventilatör cihazı. Artık taburcu olanlar yerli bir ventilatör cihazını fark ödemeden alabiliyor. Evde kullanılan bir mekanik ventilatör cihazı KDV dahil 21.600 lira kurum tarafından karşılanırken geçen seneki SUT'a göre, sağlık uygulama tebliğine göre şu an 32 bin lira gibi bir rakama çıktı. Ancak medikalcilerin memnun olmadığı kalemler de var. Hasta bezinde özellikle biz büyük bir artış bekliyorduk. Mevcut üretici firmaların yaptığı zamlar ve sürekli bu artışlar genel anlamda müşterilerimizi üzüyor. Hasta bezi kullananlar için 394 lira yardım yapılıyordu. Bu rakam 2022 yılında 532 liraya çıkartıldı. Ancak medikalciler de hasta yakınları da endişeli. Çünkü üretici firmalar zam yapmaktan geri durmuyor. Kurum üzerine düşeni yaptı. Bir tek yapması gereken şu an devletin, Maliye Bakanlığı'nın daha doğrusu KDV'leri tıbbi malzemeler, tıbbi ürünlerde %1'e çekmesi. Bu kapsamda Medikal İşletmeciler Derneği Başkanı Vefa Türksever'in üretici firmalara da bir çağrısı var. Hasta alt bezinde üretici firmaların mutlaka bir araya gelip maliyetlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani veya bunu kamuoyuyla paylaşıp maliyetlerini bildirmeleri gerekiyor. Değerli izleyenler, şimdi sizleri Irak sınırındaki 2220 rakımlı bir üs bölgesine götüreceğiz. Yaklaşık 2 metrelik kar ve dondurucu soğukta Mehmetçik gözünü sınırdan bir an olsun bile ayırmıyor. Canla başla görev yapan komandolar sınırın sıfır noktasında kahramanlık destanı yazıyor. Hem metrelerce kara hem de hain teröristlere meydan okuyorlar. Sınırın sıfır noktasında kahramanlık destanı yazıyorlar. Görüntüler Hakkari'deki bir üs bölgesinden. Kahraman Mehmetçik, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Irak sınırındaki 2220 rakımlı üs bölgesinde 24 saat nöbetti. Sınırın sıfır noktasında hudut namustur bilinciyle görevimizi icra etmekteyiz. Sınırın karlı dağlarında teröristlere bir an olsun nefes aldırılmıyor. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için fedakarca görev yapıyorlar. Büyük bir heyecanla girdiğim bu yolda onurluyum, gururluyum ve mutluyum. Mesleğimi devam ettirmek için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim. Teröristler nokta operasyonlarla yok edilirken sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandıkları alanlarda tek tek belirlenerek imha ediliyor. Başarılı operasyonlara Atak helikopterleri de destek veriyor. Ben Türk komandosu yok! Ben Türk komandosu yok! Düşmanı çelik pençemle ezerim! Düşmanı çelik pençemle ezerim!
Sayın seyirciler, Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu. Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca hakkında karar açıklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Abi büyük, ben sizi görebiliyorum. Büyük ağacın altındasınız şu an. Semra Aysal, Fethiye'de 3 yıl önce eşiyle birlikte fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşmüş, karnındaki bebeğiyle birlikte can vermişti. Olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Adalet son sözünü söyledi. Müebbet verdi. Böylelikle haklı olduğumuzda, bu cinayetin tasarlanmış bir cinayet olduğunu da ortaya çıkmış oldu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya sanık Hakan Aysal tutuklu olduğu cezaevinden Segbis'le katıldı. Cumhuriyet Savcısı sanığın gebe eşini kasten tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık Hakan Aysal ise üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Giden geri gelmiyor, acımız bitmeyecek ama bir nebzede olsun. İçimize bir su serpildi, en azından bir ceza aldı. Yanına kar kalmadı. Evet, bu haberin ardından şimdi Sivas'ta kan donduran bir olayın haberiyle devam edeceğiz. Bir evde yaşlı adamın parçalanmış, evin bahçesinde ise oğlunun donmuş cesedi bulundu. Jandarma şimdi o sır ölümleri araştırıyor. Yaşlı adam parçalanarak, oğluysa donarak öldü. Sır ölümler kan dondurdu. Olay Sivas'ta yaşandı. İmranlı ilçesi Eski Kapı Mahmut Köyü sakinlerinden biri baba ve oğlunun yalnız yaşadığı evin bahçesinde bir kişinin çıplak bir şekilde hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun belki biraz vardı. Psikiyatri şeysi vardı, ilaçları kullanıyordu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçede yatan şahsın soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı. Ekipler eve girdiğinde ise şoka uğradı. Evde parçalanmış bir erkek cesedi vardı. O da bahçede cesedi bulunan adamın babasına aitti. Olay ta bir hafta önce olmuş, kimsenin haberi yok. Bir hafta önce olmuş. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından babayla oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Değerli izleyenler, hatırlayacaksınız, Ordu'dan araç çalıp İstanbul'da yakalandıktan sonra ıslah evine konulan çocuklar çıkar çıkmaz yine araç çalmıştı. Kayıplara karışan çocuklar Fatsa'da yakalandı. Yakayı ele verdiler, emniyet müdürlüğüne böyle getirildiler. Olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanmıştı. Bu iki çocuk daha önce Ordu'dan otomobil çalıp İstanbul'a gitmişti. Uzun süre arandıktan sonra yakalanarak ıslah evine konulmuşlardı. Akıllanmadılar, ıslah evinden çıkar çıkmaz yine lüks bir araç çalıp kayıplara karıştılar. Ancak kaçışları uzun sürmedi. Ekipler aracın en son Fatsa ilçesine giriş yaptığını belirledi. Bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonrası çalınan cip ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde bulundu. Araçta herhangi bir hasara rastlanmadı. Çocuklarsa Fatsa'da yakalandı. Çocuklar aracı yakıtı bittiği için terk etmişti. Sağlık kontrolü sonrası ifadeleri alınmak üzere Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Hemzemin geçitte arızalanan bir otomobile yolcu treni çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen araç hurdaya döndü. Çevredekiler yardıma koştu ancak aracın içinde sürücü yoktu. Bakın sürücü canını nasıl kurtardı.
tren hem zemin geçitte otomobile çarptı. Sürücü son anda atlayarak canını kurtardı. Afyonkarahisar'da hem zemin geçitte kaza yaşandı. Konya-İzmir seferini yapan tren hem zemin geçitte arızalanan bir otomobili biçti. Önüne katıp uzun süre sürükledi. Gün diye ses geldi. Bir baktık çıktığımızda tren önüne almış aracı geliyor. İçinde hiçbir kimsenin olmadığını görünce büyük bir sevinç yaşadık. Tren 150 metre ileride durabildi. Araç paramparça oldu. Olay yerine gelen ekipler hemen sürücüye baktı ancak sürücü aracın içinde yoktu. Çevrede arama başlatıldı. Aferin. İyi baca seni alıyorsun. 15 dakikalık arama sonrası sürücü Hüseyin Sönmez arazide bulundu. Sönmez aracını kurtaramayacağını anlayınca atlamıştı. Son anda mı kurtulmuş şoför? Son anda kurtulmuş. Kendini dışarıya atmış yani. Evet. Trenin geldiğini görünce... Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Sönmez, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Mersin'de ise bir kadın sürücü aracının kontrolünü kaybedip su kanalına uçtu. Çevredekiler hemen suya atladı ve kadını ters dönen arabanın üzerine çıkardı. Uzun süre suni teneffüs yapıldı. Çevredekiler o kritik anlarda büyük endişe yaşadı ve dua etti. İşte can pazarının yaşandığı o anlar. Kadın sürücü köprüden geçerken paniğe kapıldı. Aracın hakimiyetini kaybetti, su kanalına uçtu. Sonrasında can pazarı yaşandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araç kontrolden çıktı, su kanalına devrildi. 53 yaşındaki kadın sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ters dönen aracın üzerinde ilk yardım yapıldı. Çevredekiler bu sırada dua etti. Çok ciddi bir hayat mücadelesini bildi burada. Hanımefendiyi sudan çıkardıklarında ben öldüğünü düşünmüştüm. Yani hiçbir hayat belirtisi, bir kıpırdama yoktu. Kadın sürücü için büyük çaba harcandı. İlk yardım uzun süre devam etti. Sonunda çabalar sonuç verdi ve kadın nefes almaya başladı. Direkt arabanın düştüğünü görünce hiçbir aklımdan hiçbir şey geçmedi. Direkt deriye atladık. Arkadaşlar da geldi sağ olsun. İş arkadaşlarım da geldi. Onlar da beraber müdahale ettik. Kapıyı açtık. Bir ablam vardı. Ablamı çıkarttık. Suni teneffüs yaptık. Ondan sonra yani ne gerekiyorsa onu yaptık. O şekilde kurtardık yani. Hastaneye kaldırılan kadının durumu iyi. Araç da vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Hatay'da bir araç hayvan sürüsüne çarptı. 58 hayvan can verdi. Araç sürücüsünün de yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Hızla geldi, koyunların arasına daldı. 58 hayvan can verdi. Kaza Hatay'da yaşandı. Görüntülerdeki bu kişi arkadaşıyla birlikte yolu kontrol etti. Hayvanlarını karşıya geçirmeye çalışıyordu. Sürü yola yöneldi. Bu sırada hızla gelen jip hayvanların içinden geçti. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar savruldu. Metrelerce sürüklendi. Kazada 56 küçük baş hayvanla 2 eşek telef oldu. Feci kazada araç sürücüsü de yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Evet, üzücü kaza haberlerinin ardından geçiyoruz İspanya'ya. İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman otelin her yerini sardı. Mahsur kalanlar canını 3. kattan atlayarak kurtardı. Bir an bile tereddüt etmediler. Alevlerden kurtulmak için metrelerce yükseklikten aşağı atladılar. Görüntüler Barcelona'daki bir otelden. Binada çıkan yangın dakikalar içinde büyüdü. Yoğun duman ve alevler otelin her yerini sardı. Alt katta olanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ancak üst kattakiler o kadar şanslı değildi. Çaresizce kurtarılmayı bekledi.
Çevredekiler itfaiye gelinceye kadar onları kurtarmak için pencerelerin altına şilteler yerleştirdi. Atlayanların sert zemine düşmesini engellemeye çalıştı. Mahsur kalanlar otelin 3. katındaki pencerelerden aşağı atladı. Yürekleri ağza getiren yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Sultanbeyli'de bir evde yangın çıktı. 12 yaşındaki engelli çocuk maalesef yaşamını yitirdi. Buna öfkelenen ailesi cenaze ambulansa koyulduğu sırada ekiplere saldırdı. Yangında bir çocuk hayatını kaybetti. Öfkeli yakınları ekiplere böyle saldırdı. Görüntülerin adresi İstanbul Sultanbeyli. Bu 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Simsiyah dumanlar gökyüzüne böyle yükseldi. Hemen ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen ekipler harekete geçti. Merdivenle yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Ekipler evde inceleme yaptı. 12 yaşındaki engelli çocuk yanarak hayatını kaybetmişti. Annesi sinir krizi geçirdi. Ambulansa böyle götürüldü. Sağlık ekipleri çocuğun cenazesini evden çıkardı. Tam ambulansa koyacaklardı ki ortalık karıştı. Çocuğun yakınları ekiplere öfke kustu. Yetmedi, saldırmaya başladılar. Polis ekipleriyle aralarında arbede yaşandı. Arbede bir süre sonra sona erdi. Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı. İstanbul Beykoz'da futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Amatör maçta top toplayıcı çocuk gole giden topu çıkardı. Hakem oyunun devamına karar verince ortalık karıştı. Top toplayıcı çocuk golü kurtardı. Amatör maçta ortalık karıştı. Takımlar birbirine girdi. Futbol sahalarında nadir görülen olay İstanbul Beykoz'da yaşandı. Beykoz 1908 ile Maltepe Spor karşı karşıya geldi. 68. dakikada bir futbolcu topu filelerle buluşturmak istedi. Ancak kale arkasında görevli top toplayıcı çocuk buna engel oldu. Ağlara giden golü kaleden çıkardı. Top kalecinin kucağında kaldı. Kurtarışı yapan çocuk ve ısınmakta olan bir futbolcu sahadan çıkarıldı. Taraftarlarsa çocuğa alkışlarla destek oldu. Hakem maçın devamı yönünde karar kıldı. Karar sahada gerginliğe neden oldu. Futbolcular birbirlerinin üzerine yürüdü. O anlar kameraya yansıdı. Arbede kısa süre içinde yatıştı. Mücadeleyi konuk ekip Maltepe Spor 1-0 kazandı. Evet, bu haberle birlikte kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan burada olacağız. Birlik beraberlik noktasında ana haber bülteni devam ediyor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde ağır kış şartları nedeniyle göl donmuştu. Lodos'la birlikte açıklardaki buz tabakası eridi. Balıkçılar kıyıdaki buzları kırarak kendilerine yol açtı. Buzlar kırıldı, balıkçılar vira bismillah dedi. Anadolu çetin bir kış geçiriyor. Göllerin üzerinde buz tabakası var. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü de onlardan biriydi. Esen
lodosla gölün açıklarındaki buzlar erimeye başladı ancak kıyı kesimindeki buzlar duruyordu. Birkaç gündür lodos esince gölün büyük bir kısmı saldı. Gölün durumu iyi, suyumuz yükseliyor. Bereket olacak inşallah. Avlanma faaliyetlerine geçici olarak ara veren balıkçılar harekete geçti. Göl açıklarına ulaşabilmek için seferber oldular. Teknelerin üzerinde ağırlık yaptılar. Sopalarla buzlara vurarak kırdılar. Teknelere böyle geçiş yolu açtılar. Köprünün altı kalmıştı biraz. Balıkçılar da şimdi onu kırmak için uğraşıyorlar. Güçlükle kırıyorlar zaten. 5-6 kişi kayığın üstüne çıkıp ağırlık yapıyor balıkçılar. Motorla bıçkıyla destek aldık. Motorla bıçkıyla kestik. Yani 25-30 santim, 40 santim, 50 santim hatta yerler vardı. Oraları 2 gün boyunca aralıksız sabah akşam kırdık yani. Teknelerimizi denizde kavuşturduk. 3-5 gündür bir ummalı bir çalışmayla açtık limanın önünü. Balıkçılar göle ulaştı. Önceden serdikleri açıktaki ağları topladı. Ancak ağlar buz nedeniyle zarar görmüştü. Şükür akmasa da damlıyor. Buzlar şey yapmış, ağlarımızı dürmüş. Özlem'le bugünü bekliyorduk da işte tahminlerimiz vardı. Ağlar yırtıldı mı, yırtılmadı mı, bulabileceğiz mi? Mesele oydu. Neyse şükür ağlar bulduk ama hepsi bildiğin halat olmuş. Limana aynı yoldan dönüş yapıldı. Tutulan balıklar tezgahlara ulaştırıldı. Değerli izleyenler, şimdi sizleri göğsümüzü kabartan genç bir kızla tanıştıracağız. Işın Beyza Demir, Cambridge sınavlarından A notunu aldı. Ana dil sınavındaysa dünya birinciliği unvanı elde etti. Bu başarısıyla dünyanın köklü üniversitelerinden Cambridge Mühendislik bölümünü kazandı. Demir'in hedefi Nobel ödülü. Sonra lise hayatım boyunca bir yandan ulusal müfredata, bir yandan İngiltere'nin müfredatına çalıştım. Onunla ilgili sınavlara hazırlandım, mülakatlara girdim, üniversite başvurularımı yaptım ve sonunda kabul geldiğini öğrendiğimde yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Eğitim camiası dünya birinciliği unvanı alarak Cambridge Üniversitesi Mühendislik Bölümünü kazanan Işın Beyza Demir'i konuşuyor. Ben 5 yıl önce hazırlık sınıfında bir İngiltere'ye geziye gitmiştim okulca, okul arkadaşlarımla. Orada da Cambridge kampüsünü gezme fırsatımız oldu ve o gün çok beğendim. Böyle çok hoşuma gitti. Hatta orada arkadaşımla fotoğraf çekindik. Dedik belki 5 yıl sonra burada okurken bu fotoğrafı çekiniriz. Işın Beyza sınavlarının tamamından ulaşılabilecek en yüksek not olan A notunu aldı. Ana dil sınavında dünya birincisi oldu. Bir yandan 2 tane müfredatı hazırlamak çok zor. Ama İngiltere müfredatında işte böyle aşamalı olarak bir sürü sınavlara girdim. Onun haricinde Cambridge'e yazımı yolladıktan sonra Cambridge'in özel olarak istediği mühendislik sınavları, mülakatlar vesaire onlara girdim. Yani çok aşamalıydı ama istesinden gelinebilen bir şey. Mühendislik onun çocukluk hayali. Benim adım Işın. O yüzden küçükken ben hep ışınlanmayı bulacağım, bilim insanı olacağım diyordum. Sonra bu ortaokulda, lisede biraz daha fen derslerine, fizik derslerine ilgim olduğunu keşfettikten sonra gerçek bir hayale dönüştü. Esas hedefi ise Türkiye'ye Nobel ödülü getirmek. En büyük hedefim benim insanlığa, bilim dünyasına bir şeyler katabilmek, ülkemize gurur sağlayabilmek. Bunda en güzel yollarından biri tabii ki bilimsel çalışmalarla Nobel alabilmek veya insanların yüzüne mutluluk alabilmek. Evet, bugün de haber bültenimizin sonuna geldik. Yönetmenim Duygu Genç, tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Birazdan İstanbul Stüdyosu'nda Büyük Resim programı ile Erkan Türk'ten sizlerle birlikte olacak. Yarın akşam 19.30'da yeniden ana haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.